kırmak zor ama işte aslında en fazla yöneticilerin bu konuda ısrarcı olması lazım kendileri adına. Çünkü dünya değişiyor. Dünya tabii. değişiyor. Yani dünyada birçok sistemler değişiyor, birçok her şey değişiyor. Her şey yani hani örnek vermeye kalksak tabii. kaç tane örnek çıkar buradan? Yani her şeyin değiştiği bir ortamda biz bunu yeni şeyle dilde inovasyon diyoruz buna. Evet. Bu değişime ayak uydurma sürecine inovasyon diye adlandırıyoruz. Daha havalı oluyor. tamam. Dolayısıyla burada değişimi kendilerine bir ilke haline getirmesi lazım herkesin. Yani siyasetçiler değişiyor, sanatçılar değişiyor, politikacılar işte ne bileyim iş adamları. Yani yöneticilerin de bu değişim sürecine kendilerine ayak uyduruyor. Yani işte efendim eskiden kalma, bundan 20 sene, 30 sene önceden kalma işletme modelleriyle, yönetim modelleriyle bugünkü Türkiye'de yöneticilik yapmak, şirketleri yönetmek, şirketleri başarıya götürmek, şirketlerdeki verimliliği arttırmak, şirketleri bir marka haline getirmek ne kadar... Tabii. Ne kadar mümkün? Yani bunu ilk önce büyük büyük şirketlerde yöneticilik yapan değerli arkadaşlarımızın, hani title'ları olan değerli arkadaşlarımıza sormak lazım. Evet. Veya işte şimdi o KOBİ, ben aslında ulusal firmaların ya da işte skala olarak üstte olan firmaların altında KOBİ diye adlandırılan firmalardaki yöneticileri bu konuda daha istekli, arzulu ve daha başarılı buluyorum, biliyor aynısını musun? Aynısını söylüyorum ben de. Gerçekten ben de öyle düşünüyorum. Yani